kimse fark etmedi değil mi? Yok yani şimdilik, o yüzden acele etmemiz gerek. Hadi o zaman. Abi. Efendim Handan. Hayırdır abi, düğün dernek yok muydu? Var Handan. Var, düğünde var, dernekte var. Ya sen niye geldin? Geldim ya, öyle. Geldim işte, gelmeyeyim, geldim. Gitmeyeceğim mi? Gitmeyeceğim Handan. Gitmeyeceğim ya, burada oturacağım böyle. Gitmeyeceğim, oldu mu? Niye? Ya ne niye? Sen beni sorguya mı çekiyorsun anda? Yok abi, estağfurullah. Olur mu hiç öyle şey? Ama belli işte. Bak canım bir şeye sıkılmış senin. Ne oldu? Ha. Anladım. O geldi değil mi Azize? Ya ama ne bekliyordun ki abi? Kesin Miran organize etmiştir. Abi, lafı bana düşmez ama müsaade edersen bir şey demek istiyorum. De. İnsanın evladı bile olsa, o Azize karısının kulağına ninni fısıldadığı insana bence güvenmemek gerekir. Hadi ben bir kahve yapayım bize. Azra'yı gördün mü? Yok. Görmedim. Bu buralardadır. Fırat, iyi misin yavrum? Değilim büyük hanım. Bugün benim bayramım. Reyhan beni babaanneliğe almış. Sen büyük analığı almışsın. Oğlumla torunum benden yüz çevirse de belki bir gün onlar da... Ne var yavrum, anlat bana. Ben bunu yapamayacağım. Artık dayanamıyorum. Bir an onu sırtından bıçakladığımı düşünüyorum. Biraz daha sabredeceğiz yavrum. Biraz daha sabredeceğiz. Ofisin denen kadını kontrol altına almak için, sevdiklerimizi korumak için biraz daha sabredeceğiz. Miran, annem, hepsi düşman oldu bana. Ben onları korumak için kabul ettim bu teklifi. Eğer biraz daha sabredersek hiçbir sevdiğimiz zarar görmeyecek Fırat. Sen kardeşliğini tas tamam yaptın. Vakti gelince Miran seni takdir edecek, sana teşekkür edecek. Miran için, onun iyiliği için biraz daha sabır. Düğünden hemen sonra konağa gelmen gerekir Güneş. Tamam da niye? Ya söylesene ne oldu? Bir şey olmadı ama olacak. Can Şadoğlu boş durmayacak, konuşmamız gerekiyor. Öfkesinin ateşi eteğine sıçrasın istemiyorum. Tamam, tamam, akşam konağa geleceğim zaten Füsun Hanım. Yalnız kimseye bir şey söyleme, önce biz bir konuşalım tamam? Söylemem.
nasıl gidiyor? Sana sormalı, görümce. İkimiz için de hayırlı olacak bir karar verdim Reyyan. Neymiş o? Senden sonra evladın anasız, Miran yuvasız kalacak. Hiç düşündün mü hallerini? Çıkmıyor aklımdan. Merak etme. Güzel. Öyleyse dediğimi yapacaksın. Ne istiyorsan açıkça söyle Dişi Hanım. Senden sonra Azra ile Miran'ı evlendireceğim. Sen de ölmeden önce bunun için bana yardım edeceksin.